Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde daha yönsüz bir Borsa İstanbul görüntüsü söz konusu. Fakat küresel piyasalarda güçlü bilanço desteği, bir diğer tarafta ise FED faiz indirimine yönelik iyimser beklentiler pozitif fiyatlamayı beraberinde getirmişti. İçeride ise geçtiğimiz haftanın ilk 3 işlem gününde pozitif bir seyir devam ederken kapanışlarda haftanın son 2 işlem gününde negatif olmasına rağmen haftayı pozitif bölgede kapatmıştı ki kapanış rekoru da geldiğini yine görmüştük haftanın son işlem gününde gelen satışlara rağmen. Peki bugünün görüntüsü nedir? Yatay pozitif bir görüntü var an itibariyle. 10.683 puandan işlemden geçiyor. Dolar TL tarafında ise Türk Lirası'nın dolara karşı değer kazanımı söz konusu 0.15'lik bir değer kazancı ile birlikte 32.17 seviyesinden ise işlemden geçiyor. Euro TL tarafına bakıyoruz. Orada da yatay görünüm korunmakla birlikte 34.92 seviyesi takip edilirken Euro Dolar paritesinde özellikle burada FED faiz indirimine yönelik beklentiler ve güçlü bilanço iyimserliği dolarda da yine düşüşü beraberinde getirdi. Yen ve Euro karşısında değer kaybı yaşayan ve Yen ve Euro'nun dolara karşı değer kazanımı öne çıkıyor. 1.0848 seviyesinden ise işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Bir de Borsa İstanbul endekslere bakalım. Hangi endeksler öne çıkıyor? Geçtiğimiz hafta kapanışı hatırlayacak olursak bankacılık endeksinde 0.48'lik bir değer kaybı yaşanmıştı. Cuma günü kapanış seansı içerisinde holdingler endeksinde ise %1.5'un üzerinde negatif bir görünüm vardı. Bugünün özelinde bankacılık tarafında 0.31'lik bir değer kazancı 15.112 puandan işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Sınai tarafında yatay pozitif bir görünüm. Mali endeks tarafında ise 0.16'lık birimlenme söz konusu. 12.266 puandan ise işlemden geçiyor. Hizmetler endeksine bakıyoruz. 0.40'lık bir geri çekilme. Satış baskısı altında hizmetler endeksinde. Turizm tarafında ise yarım puanın üzerinde bir değer kazancı. Ulaştırma endeksinde ise yatay negatif bir görüntü söz konusu diyelim. Evet, küresel piyasalarda ise haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların FED faiz indirimine yönelik iyimserliğin korunması ile birlikte hisse senetlerinin yükseliş kaydettiğini gördük ki önemli Asya Pasifik endekslerinde yükselişler hakimdi. Hemen Asya'ya gidelim, ayrıntıları, detayları alalım. Nasıl bir kapanış gösterdi? Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, Asya piyasalarıyla devam ediyoruz. Bloomberg HT Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın? Nasıl bir kapanış performansı var şu an itibariyle? Pelin, hoş bulduk diyerek başlayayım. İyi yayınlar, iyi haftalar da diyerek. Şimdi nasıl desem Pelin, iyi başladı. Yeşillerle başladı o yeşiller. Özellikle kapanışa doğru öğleden sonra daha da koyulaştı. Alım seyri hızlandı diyebilirim. Örneğin sabah seansında ya da ilk seansta %0.3, %0.4, %0.5 gibi kazançlar görürken kapanışa baktığımızda %1'i buldu, açtı hisse senetleri endeksleri. Avustralya'da örneğin Kospi'de, örneğin Hong Kong'da. Dolayısıyla gün iyi başladı, daha iyi bitti. Tabii Cuma günü Amerikan seansına dönmek lazım. Michigan Üniversitesi'nin verileri geldi biliyorsun. Oradan şunu anladık, tüketiciler ileriye dönük enflasyon beklentilerini aslında daha da kötüleştirmemişler, daha da iyileştirmişler. 2.5'ten 2.3'e çekildi. Tabii bu moralleri düzeltti. Hangi morallerden bahsediyoruz? 2-3 gün biliyorsun satış baskısı altında kalmıştı uluslararası piyasalar, özellikle Asya endeksleri, özellikle yine Amerikan endeksleri. Dolayısıyla bir rahatlama getirdi, bir moral buldu piyasalar. Michigan verisiyle o moralin devamı sayabiliriz. Diğer taraftan Çin biliyorsun tatbikat yapıyordu, sinirler biraz gerilmişti, tedirginlik vardı. O tatbikat ne diyelim Pelin kazasız belasız bitti. Bir taraftan Çin, Kore ve Japonya hükümet liderleri buluştu, buluşuyorlar, konuşuyorlar. Dolayısıyla oradan daha iyi mesajlar var. Piyasa en azından jeopolitik tarafından biraz rahatladı Asya çapında, ama bir de G7 var. O tarafa da dikkatini çekmek isterim. G7 Maliye Bakanları buluştu. Çin konusunda mütabıklar ve özellikle örneğin Fransız bakana bakılırsa Çin ekonomisi ya da Çin sanayisi şu anda küresel ekonomi için tehlike oluşturuyor, tehdit oluşturuyor. Bunda tabii ki özellikle Çin'in yükselen katma değerli ihracatının çok payı var ki bugün sanayi karları da açıklandı. Orada bir önceki ayda daralma görmüştük. Geçen ay tekrar büyümeye geçmiş, %4.3 büyümüş, ama büyüme böyle geniş çaplı değil, özel sektörü yayılmış değil, ama hangi alanlar büyüyor?
elektrikli araçlar gibi yenilebilir enerji gibi Çin'in böyle yükselen endüstriler saydığı teknolojilerde Çin çok iyi gidiyor o tarafta lokomotif, ama tabii bu başarı aynı zamanda karşı tarafta ya da dış dünyada bir takım endişelere de yol açıyor diyeyim. Pelin, tekrar sözü sana bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktardıkların için Sadi Kaymaz. Evet, Asya piyasaları noktalıyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve Borsa İstanbul tarafındaki gün içerisindeki beklentileri karşılıyoruz. Gedik Yatırım'dan Onurcan Balbizler'le birlikte. Onurcan hoş geldin. Evet, neler aktaracaksın? Yönsüz bir gün bugün. Peki böyle mi devam eder? Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum öncelikli olarak. Şimdi endekste geçen haftayı bir kısaca hatırlayacak olursak, malum Yapı Kredi haberiyle birlikte 11 bin puan üzerini test eden, orada Yapı Kredi ve Koç Holding'deki güçlü yükselişlerin katkısıyla bir endeks vardı. Ama 11 binler üzerinde de kalıcılık sağlayamamıştı. Geçen hafta içerisinde biraz daha gelinen seviyeler, son dönemdeki güçlü yükselişler sonrasında endekste kısa vadede bir düzeltme riskinin artış kaydettiğini ifade etmiştik ki geçen haftanın ikinci yarısında biraz daha satışların ön plana çıktığı, düzeltme hareketlerinin ön plana çıktığı bir fiyatlamayı da takip ettik. Şu an kısa vadeli ortalamalarını test eden bir endeks var. Burada geri çekilmelerin devam etme ihtimali söz konusu olabilir. Bu durumda 10.600 ve 10.500 seviyeleri bizim bu hafta içinde kısa vadede izleyeceğimiz en önemli destek noktaları. Özellikle 10.500 psikolojik öneme sahip bir seviyeydi ve geçilmesiyle birlikte endeks alımlarımız kazandığını görmüştük. O yüzden 10.500 seviyesi altı kapanışla tekrar bir 10.380'e doğru geri çekilmeleri de beraberinde getirebilir. Ama 10.500 üzerinde tutunma korunduğu sürece bir süre 10.500-11.000 bölgesinde hareketlenen bir endeks görebiliriz. Alımların yeniden ivme kazanabilmesi içinse 11.000 üzerinde bir kapanışı görmeyi bekleriz açıkçası. Ama hani şunu da ifade etmek isterim. Kısa vadede düzeltme riskinin devam ettiğini ben hala düşünüyorum. Çünkü gelinen seviyeler burada gerçekten ciddi bir yükseliş olduğunu Nisan ayından bu yana. Ve hani bankaların kar rakamları, diğer şirketlerin kar rakamları hani endeks tarafında çok ciddi bir hani yükseliş potansiyeli de barındırıyor mu tartışılır. O yüzden hani kısa vadede bir düzeltme gelirse geri çekilmeler, evet, orta vadede yabancı alımların devam edeceği beklentisiyle ana sektörler için bir fırsat oluşturur. Ama mevcut seviyelerde ben biraz daha temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yine bu hafta özellikle küresel çaptaki veri akışlarını da yakından takip edeceğiz. Amerika'da büyüme verisi var, çekirdek kişisel tüketim harcamaları var. Bunlar önemli. Geçen hafta Amerika'da güçlü gelen veriler bir miktar risk iştahını baskılamıştı. Bu hafta içinde yine FED üyelerinin açıklamaları, Amerika'daki verileri yakından izlediğimiz bir hafta olacak. Özellikle bizde de yine finansal sonuç açıklamaları, hisse bazlı hareketleri beraberinde getirebilir. Ben bu süreçte biraz daha dediğim gibi dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. En azından kaldıraçlı kredi işlemleri biraz daha azaltılmasında fayda var. Ve kırılma yönünde 10.500-11.000 bölgesinde hareketler hız kazanabilir diye düşünüyorum. Onurcan çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktardıkların için Gedik Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Evet, Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Dili. Şimdi Burcu, Borsa İstanbul tarafında az önce de söyledim, daha cansız bir görüntü var. Geçtiğimiz haftanın ilk 3 işlem gününde daha güçlü alımlar vardı. Fakat son 2 işlem gününde alımlar yerini satışa bıraktı. Bugün de yine aynı şekilde aslında yönsüz. Bunun nedeni nedir? Ne fiyatlanıyor şu anda, neler aktarırız? Bankacılığın katkıda bulunmadığı endeksin geri çekildiğini gözlemliyoruz. Yabancı satışların olduğu bu noktada yine takip edilen detaylar arasında diyeyim. Bankacılık endeksinin geçen haftaki kadar katkısının olmaması, bu hafta daha yatay görünümde olması biraz olumsuz. Bunun yanında geçtiğimiz haftanın olumlu olan tarafında yer alanların da bugün satışa geçmesi. Turkcell'in mesela %2'lik endeksi aşağı çekmesi, yine Türk Hava Yolları'nın endeksi gene aşağı çekmesi, Pegasus'un kötü performanslı olması diyelim. Bunların hepsi endeksin üzerinde baskı yaratan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Pozitif tarafta yer alan
endekse katkı sağlayan kısımlar arasında işte artıda olan hisselere baktığım zaman emlak konut hissesinin olduğunu görüyoruz ki bu Bakan Şimşek'in açıklamalarına özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının işte ile ilgili açıklaması olumlu algılandı gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketleri tarafında ama bunun tabii şu anda %3'lük %4'lük katkılarının olduğunu ve endeksin geneline yayılmadı veya endeksi etkileyecek ağırlıkta hisseler olmadığı için daha katkısının sınırlı boyutta olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla buradan ciddi bir katkı olmuyor. Bunun haricinde Koza İpek'te bilançoları açıklandı. Geçtiğimiz seneye göre kardan zarara geçiş var bilançolarında. Ama esas faaliyetlerinden değil de yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler kısmında bu artışın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla şu an endeksi sürükleyecek yeni bir hikaye yok. Dediğim gibi bu gayrimenkul hikayesi bir yere kadar katkıda bulunuyor. Onun haricinde bütün büyük hisselerde işte bankacılık dahil, ulaştırma dahil, iletişim dahil satışlar olduğunu takip ettiğimiz için endeksin de katkısı sınırlı olarak görüyoruz. İşte holdingleri de hadi bunun içerisine koyalım. Dolayısıyla katkı yapan unsur yok. Para çıkışı olan tarafta yer alıyor. Dolayısıyla endeks bu haftayı bu böyle geçirecek mi, geçirmeyecek mi noktasında şu anın haftanın başlangıcında olan cevabımız şu anda biraz daha sınırlı ve yatay aşağı görüntüde oldu. 10.600 seviyeleri spot tarafta, 12.000 tarafı vadeli tarafında önemli olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta çok etkileyecek olan, endeksi etkileyecek olan bilançoda fazla yok diyelim. Pek bir bilanço görmeyeceğiz bu anlamda. Cuma günü büyüme verisini takip edeceğiz. O önemli olacak ve yurt dışındaki havaya göre ki enflasyon verileri o tarafta şekillendirecek. Endeks yönünü bulacaktır ama daha sınırlı ve yatay eksi aşağı bir haftaya başladık gibi duruyor. Burcu çok teşekkür ediyorum detaylar için, aktardıkların için diyoruz. Ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Taner Özersen bizlerle olacak. Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuğum Spartanco kurucu ortağı Taner Özersen bizlerle birlikte. Taner hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Evet, şimdi Taner aslında küresel piyasaları da konuşacağız ama içeride şöyle bir bakalım. Geçtiğimiz haftayı özetleyelim istiyorum. Geçtiğimiz haftaya bakacak olursak aslında tek kazandıran enstrüman Borsa İstanbul tarafı oldu. Haftanın son iki işlem günündeki satışlara rağmen artta kapatmayı başardı. Dolar TL tarafında orada aslında herhangi bir değişim yoktu. Euro TL tarafında da yine kaybettiren taraftaydı ve gram altın tarafı özellikle yine kaybettiren taraftaydı ki geçtiğimiz hafta zirve seviyeleri görmesine rağmen negatif bölgede kapattı altın tarafı da diyeyim ve Borsa İstanbul'daki bu yükselişin nedeni ve pahalılık tartışmaları derken aslında tek kazandıran enstrüman olması da ilginç ve dikkat çekici diyeyim, sözü sana bırakayım. Nasıl özetlersin? Evet, tabii şu anda dövizin bir miktar daha sabitse yakın bir seviyede olması, özellikle Merkez Bankası'nın döviz alımlarını güçlendiriyor olması, dolaylı olarak tabii direkt bir müdahaleyle değil ama dolaylı olarak rezervlerin güçleniyor olması, özellikle yabancı yatırımcının kısa vadeli hem swap piyasasına hem Türkiye'deki kredi sistemine daha fazla giriyor olması aslında borsa açısından hem olumlu hem olumsuz bir senaryo yaratıyor. Olumlu tarafı insanlar döviz birikimlerini borsada değerlendirmek istiyorlar. Kısa vadede iyi bir getiri olabilir diye. Olumsuz tarafı da aslında borsadaki şirketlerin çoğu gelirlerini döviz bazında arttırabiliyorlar. O yüzden karları da aynı şekilde artıyor. Aslında şirketlerin kar potansiyeli düşerken bir talep olduğu için fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. Tabii bu aslında çarpanlar dediğimiz bizim daha çok işte FABÖK veya işte yani amortisman öncesi
kar dediğimiz rakamlarla piyasa değeri arasındaki fark başta olmak üzere sanayi şirketleri için bu çarpanları yukarıya doğru ittirmeye başlıyor. Yani şirketleri daha yüksek değerlerle almak isteyen yatırımcıların bulunuyor olması daha fazla talep nedeniyle fiyatları yukarıya doğru çekiyor. Çok rasyonel mi? Değil. Ama kısa vadede tabii dövizin işte dediğim gibi durması faizlerin yüksek seyrine rağmen yatırımcının işte faizdeki getiri beni tatmin etmiyor, ben daha yüksek bir getiriyi talep ediyorum diyen yatırımcıların ilgisinden kaynaklanıyor bu. Peki şimdi Taner, bu yani yabancı ilgisinin gelme hikayesi ve geçtiğimiz haftaki aslında rakamlar bize bunu gösteriyor. Tahvil tarafında güçlü bir giriş, hisse tarafında biraz daha çıkışı beraberinde getirmiş ama Türk lirası enstrümanlara ilginin aslında göstergelerini geçtiğimiz hafta para ve banka istatistiklerinden karşıladık. Bu pahalılık tartışmasına ne diyorsun? Özellikle yabancının şu an raporlarına ya da bakıldığı anda ya da işte röportajlar yapıldığı anda ya da buradaki analiz yine aktardıklarına göre şu an yabancıya pahalı gelen bir Borsa İstanbul fiyatlaması var. Dolayısıyla burada bir düzeltmenin gelmesi daha sağlıklı olacaktır. Yabancı girişini hızlandırabilmek adına gibi bir konsept var. Buna katılır mısın öncelikle? Hakikaten pahalı bir borsaya mı sahibiz şu anda? Yani dediğim gibi görece pahalı. Yurt dışı benzer ülkelerle kıyaslandığında da belirli sektörlerde pahalılıklar var. Her şirket için söylemiyorum. Mesela? Yani bizim işte sanayi şirketlerimiz daha pahalı değerleniyor. Şu anda işte 8-10 arasındaki çarpanlara rağmen 12-16 arasında çarpanı olan sektörler var. Bu FABÖK çarpanları dediğimde en önemli çarpanı. Bunlar yüksek değerleniyor. Bankacılık sektörü düşük görünmekle birlikte tabii bankaların sahip olduğu NPL'lerin büyüklüğü tam olarak tespit edilemiyor. Bu risk faktörü olarak görülüyor değerlemelerde ve yani gerçek öz varlıkların ne olacağı ile ilgili yabancıların bir miktar daha bakış açılarının netleşmesi lazım. Burada tabii bir de zorunlu olarak bankaların yönettiği pozisyonlar vardı. Hem tahvil tarafında çok düşük değerlerden, faizlerden aldıkları. Her ne kadar iskontolu olmasa da bunların birçoğu işte döviz bazında olanlar veya yeterince enflasyon bazında olup da bankaların maliyetlerinin üzerinde olanlar burada bir zarar yazma potansiyelleri var. Yani bankacılık sektörü de yani böyle net olarak yabancıyı cezbedemiyor ama tabii en likit sektörler deyince ya büyük sanayi şirketlerini veya bankaları tercih etmek zorunda kalıyorlar. Bu da benzer ülkelerle kıyaslayınca çok böyle net bir şey vaat etmiyor ama onunla birlikte Türkiye'ye park etmek isteyen yabancı tahvil alırken işte Türkiye'nin swap piyasasına girerken hisse senedi de tercih ediyor. Ve bu yüzden biz de ufak ufak bir hisse senedi portföylerinde artışı görüyoruz. Peki ne zaman ivmenin hız kazanmasını beklersin? Yani bu da şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla küresel koşullar elbette bunu belirleyecektir belki buradaki flow'u ama yani uzun zamandır aslında 2023'ün son çeyreğinden itibaren beklenen bu girişin hızlanma hikayesi özellikle borsa nezdinde ya evet geçtiğimiz hafta 11 binin üzerine çıkan bir fiyatlama daha sonrasında bir realizasyon hareketi geldi ama burada ivme belki kazandı diyeceksin. Volatilitenin daha arttığı günler mi bizi bekliyor yoksa hakikaten bu ivme daha da hız kazanacak mı? İç talepte iyi bir ilgi var. Özellikle işte halka arzlardan görüyoruz. 3 milyona yakın yatırımcının devamlı talep ettiği bir piyasa var. Yani insanlar ilgi duyuyor. Yatırım fonlarına çok hızlı bir giriş var. Hala yatırım fonları büyümeye devam ediyor. Ve bu artık eskisi gibi sadece işte sabit getirili enstrümanlar değil. Hisse senetleri, işte girişim sermayeleri, gayrimenkul. Buralarda yabancının yanında yerli talep tarafta da ilgi var. Ve bu aslında bize şunu gösteriyor. Türkiye'de insanlar aslında parasını korumak değil, parasını büyütmek istiyor. Ve daha iyi büyütme potansiyeli olan işte yatırım fonlarına ilgi duyarak burada getiriyi maksimize etmeye çalışıyorlar, arttırmaya çalışıyorlar. Yani mevcut koruma, işte dövizde zaten mutlaka bir portföyleri oluyor. Faiz tarafında da oluyor ama gerçek arttırmayı işte bu girişim
veya işte hisse senetleri piyasasında olabileceğini gören yatırımcı buradan ayrılmıyor. Bu yurt içi talep varken zaten fiyatlamalar çok aşağı gelmeyecek gibi görünüyor. Dönem dönem ani reaksiyonlar oluyor işte jeopolitik gerginliklerden kaynaklanan. Ama mevcut koşullarda yatırımcı borsayı sevdi ve umarım sevmeye devam eder diye düşünüyorum. Ve yabancı da bir pozisyon alacaksa mecburen daha yüksek çarpanlardan alacak. Tabii burada Türkiye hikayesine inanması gerekiyor. İyi şirketlere yatırım yapması gerekiyor. O yüzden bizim daha fazla halka arzla daha iyi şirketler içeriye koyarak, daha büyüme potansiyeli olan şirketleri görerek mevcut şirketlerin de yanında aslında yabancıya ilgiyi doğurmamız gerekiyor. Daha fazla yine kurumlarımızın roadshow'lara çıkarak o şirketleri tanıtması ve yani her şey sadece işte ekonomik olarak, makroekonomik olarak olmuyor. Doğru. Bir de mikro ölçekte çalışılması gerekiyor. Kesinlikle Taner, şimdi baktığın anda küresel piyasalarda hep ralliden bahsediyoruz ya, işte o ralliyi muhteşem yedili. Baktığın anda işte yapay zeka ve teknoloji ağırlıklı olan şirketlerin şu an sırtladığını görüyoruz ama içeride bu yarışta biraz geç mi kalıyoruz dersin? Yani biz hala banka konuşuyoruz, sanayi konuşuyoruz ama teknoloji ağırlıklı şirketler hiç Borsa İstanbul'daki performansını ya da Borsa İstanbul'da aslında var olduğunu konuşmuyoruz. Şimdi tabii teknoloji Türkiye'de aslında tabii dönem dönem hardware dediğimiz daha böyle teçhizat yatırımlarıyla büyüyen aslında bir teknolojik altyapımız var bizim. Biz daha çok teknolojiyi kullanıyoruz. Onu henüz üretmemiştik. İşte yine ham maddeyi aslında bir anlamda dışarıdan alarak, yine o serverları alarak birçok iyi şeyler yapılmaya çalışılıyor yazılım tarafında. Ama bunlar tabii çok daha küçük boyuttaki şirketler. Bunların ciddi anlamda yatırıma ihtiyaçları var. İşte burada girişim sermayesi pazarı çok önemli oluyor. O şirketleri büyütecek yolu kuvvetlendirmek gerekiyor. Çünkü mevcut yapılarda zaten Borsa İstanbul'a veya işte izahname hazırlama koşullarına göre oldukça büyüdü rakamlar. Yani 1,5 milyar aktifiniz olması gerekiyor. Minimum 750 milyon cironuz olması gerekiyor 2023 rakamlarıyla. Ve geçen bir önceki senelerin de tutturulmuş olması gerekiyor. Şimdi bu büyüklüğe, 1,5 milyar aktif büyüklüğüne sahip olacak yazılım şirketi, teknoloji şirketi çok fazla yok. Doğru. Bu yüzden de onlar borsaya gelemiyorlar. Yani ve potansiyelleri düşük. İşte burada girişim sermayesi tarafında onlara yapılacak yatırımlarla, onları destekleyerek Borsa İstanbul'un yolunu açarsak biz o zaman Amerika'daki gibi hem Türk yatırımcıların hem yabancıların işte bizde de yapay zekanın veya işte yapay zekanın kullanıldığı yazılımların olduğu birçok yeni şirket görmeye başlarız. İşte biraz böyle savunma deyince insanlar yatırım yapıyorlar Türkiye'de. Hani bunun ne olduğunu da çok bilmeksizin, o savunma şirketi gerçekten ne yapıyor bilmeksizin yatırım yapılıyor. Şimdi borsaya bir tane yapay zeka diye bir yazılım şirketi gelse herhalde çok fazla talep görür. Nedeni, kesinlikle. Ne altını tabii doldurmak gerekir. Yani uzun vadesini düşünmek lazım ama biz biraz daha bu girişim sermayesi pazarını güçlendirecek önlemleri her ne kadar işte vergi tarafında çok büyük avantajları olsa da burada yapıyı daha hızlı hale dönüştürmemiz lazım. Evet. Ve yani yatırımcıların da burada bir miktar daha paralarını park ederek bir sonraki step'te bunu işte bir halka arz piyasasına çıkacak şirketler olarak görmeleri gerekir. Kesinlikle çok önemli noktaya değindin. Şimdi bir tarafta da aslında gram altını konuşmak istiyorum. Altın tarafını konuşmak istiyorum daha doğrusu. Geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri gördü fakat sonrasında haftaya baktığım zaman kapanışta %2,5'un üzerinde bir değer kaybına işaret etti gram altın tarafında. Şimdi altını besleyecek birçok koşul var aslında. DXY tarafını diyoruz, işte Fed faiz indirim beklentisi derken altın tarafındaki seyri nasıl görüyorsun? Oradaki dalga boyu da artık sona yaklaştık diyebilir miyiz? Fiyatlanıyor mu beklentiler? Şimdi tabii altın sene başından bu yana ons bazında herhalde %20'ye yakın bir prim yaptı. Bu beklentilerin çok üzerinde bir getiri bana göre. Çünkü yani bu sene belki faiz indiriminden sonra böyle bir şey bekleniyordu. Hani daha faiz inmeden ciddi şekliyle yatırım yaptı. Demek ki önceden satın alındı. Bu beklenti nasıl olsa bu sene bir faiz indirimi gelecek diye. Böyle bir yükseliş gerçekleşti. Bir taraftan da gram altın
işte bir miktar sene başına göre dolar TL'nin yukarı gitmesinden kaynaklanan da prim yaptı. %30 civarında bir getiri diyelim. Bunu aslında faizde de bir bireysel yatırımcı 3 aşağı 5 yukarı TL faizde aslında yakalıyor oldu. O yüzden böyle inanılmaz farklar yok. Ama bir sonraki ikinci altaya baktığımızda burada aynı bir garantiden söz edemiyorum. Sonuçta TL'de iyi bir getiri olmaya devam edecek ama döviz kaynaklı altının getirisi bir de ons kaynaklı bir gerileme beklentisinden konuşursak burada bir risk unsuru var gram altında park eden yatırımcılar açısından. O yüzden TL taraf sanki biraz daha cazip görünüyor. TL ürünler daha cazip görünüyor altına göre. Peki Taner, son olarak o halde TL enstrümanları arasında TL mevduatın payının arttığını ve geçtiğimiz hafta merkezin attığı adımlarla birlikte de burada ne kadarlık bir ağırlık vermek gerekir portföy içerisinde? Borsa İstanbul tarafında orada da işte böyle bir kıpırdanma ve belki yeni rekor düzeylerin revizyonu derken ne dersin? Riskli varlık ve risksiz varlıklar ağırlığı olarak. Tabii bu yatırımcının biraz da risk öngörülerine göre değişir. Yani bazısı var %100 hisse senedinde tutuyor ve hiçbir zaman değiştirmiyor. Ama normal ben her varlık grubuna eşit oranda yatırım yapan bir yatırımcıyım dediğimizi varsayalım. İşte altın, döviz, ne bileyim borsa ve mevduat gibi 4 tane ürünle de kendimizi sınırlamış olalım. Bunların içerisinde işte ben eğer ki önümüzdeki dönemde altında çok potansiyelim yoksa onu sıfırlayabilirim. Döviz tarafını çok düşürebilirim %10'lara. Demek ki diğer tarafa %90 bir rakam kalacak demektir. Burada hisse senediyle işte daha çok vadeli getirilisi olan TL enstrümanları yan yana koyduğumuzda hisse senedinde gevşemeler içerisinde pozisyon aldığımızı varsayarsam demek ki portföyümün %70-80 arasını benim vadeli mevduat tarzı ürünlerde tutmam cazip gibi görünüyor. Tabii burada tahviller, özel sektör tahvilleri, işte yatırımcının beklentisine göre, bekleme unsuruna göre bunlar da içerisinde yer alabilir. Peki. O yüzden daha çok TL ağırlıklı bir kompozisyon daha makul görünüyor. Taner Özarslan, çok teşekkür ediyorum detayları için aktardıkların için. Güzel de bir gün diliyoruz sana ve bir kez daha sana gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersu Erkazancı bizlerle birlikte. Ersu, hoş geldin. Evet, neler aktaracaksın bizlere? Pelin, tekrar merhaba. Evet, sabah konuştuğumuzda da iyimser bir hava var diyordum Asya'da. Artılar daha da arttı. %1'in üzerinde pek çok kapanış var. Pek çok piyasada kapandı. Bir tek Hong Kong kapanmadı şu anda. Neden artı piyasalar? Amerikan artıları genelde Asya'ya yansıyor zaten. Bilançolar iyi geldi. Yine Fed'den faiz indirim beklentileri. Bir de Çin'den gelen veri sanayi karlarının Nisan'da %4 artması Asya'daki iyimserliğin bir sebebi. G7 Maliye Bakanları toplantısı devam ediyor. Yine bir zirve var. Çin, Güney Kore ve Japonya liderleri uzun zamandan sonra tekrar bir araya geliyorlar. Bugün Amerika ve İngiltere kapalı olacak. O yüzden işlem hacimleri biraz düşük ama genel olarak iyimserlik var. Petrolde borsalar kadar değil ama o da yukarıda. $82.3 seviyesinde Brent geçtiğimiz haftayı düşüşe kapatmıştı. O taraftaki en önemli haber OPEC artı toplantısının çevrim içi olacak olması ve 2 Haziran alınmış olması. Daha önce 1 Haziran'da ve Viyana'da ve fiziksel olarak olacak denmişti. Bir değişiklik beklenmiyor bu arada. Üretim kesintilerinin devam etmesi bekleniyor. Çevrim içi olmasının sebebine de Kral Salman'ın sağlık sebebi olarak değerlendiriyorlar. Orta Doğu tarafında İsrail'in Refah'ta bir çadır kenti vurması önemli bir haberdi. Katar Hava Yolları'ndan bir uçak Doha'dan Dublin'e giderken türbülansa yakalandı ve 12 yaralı var. Son zamanlarda bu türbülans haberlerini duyuyoruz. Son olarak da Reuters'a göre Aramco ikinci yıl halka arzına hazır. Haziran'da 10 milyar dolarlık bir ikinci yıl halka arz yapacak. Son başlıklar böyle. Çok teşekkür ediyorum detaylar için, aktardıkların için Ersoy.
tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve programı noktalıyorum. Birazdan Grafik Düellosu ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.